Kuyum Haber'den herkese merhaba. Tabii İstanbul Jeweler Show başladı ve 4 gün boyunca da mücevher dünyasının gözü İstanbul'da olacak. Birbirinden değerli, önemli firmalarımız bu organizasyona katılıyor ve dünyaya ihracat yapıyorlar. Takıları tüm dünyaya yayılıyor. Çok önemli firmalar. Onlardan bir tanesi de İpek Yolu Kuyumculuk ve İpek Yolu Kuyumculuğun Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Kaygısız. Kendisi sektörümüzün çok önemli duayen isimlerinden. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Tabii özellikle bu yıl bir deprem yaşadık. Onun ardından evet. Fuar var. Biraz üzgünüz. Evet. Ama nasıl başladı İstanbul Jeweler Show? Vallahi önce Türkiye'nin başı sağ olsun diyeyim ben. Yani burada çünkü büyük felaket. Yani bunun başka türlü ismi yoktur. Halen de devam ediyor artçılar. İşte dün Urfa'daki sel felaketi, Adıyaman'daki. Ben bütün ölenlerimize rahmet, kalanlarımıza da sağlık, sıhhat diliyorum. Bunu hep beraber, hep bir elden bu işin altından kalkacağımıza inanıyorum. Bu tek hükümetlerin, devletlerin işleri değil. Burada sanayici adam olarak da biz de hep beraber biz el attık. El atmaya devam etmemiz lazım diyorum. Fuar derseniz biliyorsunuz ben yıllardan beri şunu söylerim. Fuarlar sektörlerin dünyaya açılan penceresidir, kapısıdır. Yani eğer bir ülkede bir sektörle ilgili fuar olmuyorsa o ülke dış dünyaya kapalı manasındadır. Onun için de bu fuarlara katılmak lazım. Ve sahip çıkmak lazım. Çünkü dünya bizi bu fuarlarla tanıyor. Biz yıllardan beri bu fuar ilk açıldığı günden beri muntazaman katılıyoruz. Ve çok çok da faydasını gördük. Biz fuarlara mesela bu fuara biz 6 ay önceden başlıyoruz hazırla. Şimdi bu fuar bitecek. Biz hemen Mart fuarına başlayacağız. Yeni koleksiyonlar, yeni ürünler ki bu dünyadaki müşterilerimize bunları sunalım. Onların da yalnız bizim para kazanmamız, yalnız imalatçının para kazanması işi bitirmez. Eğer bizden alan aradaki mağazacılar, toptancılar bu ürünleri satıp nihai tüketiciye yetiştiremezse, onlara bu malları pazarlayamazlarsa bizim burada bu malı yapmamızın, satmamızın bir manası yoktur. Onun için yani modeli, trendi, fiyat skalasını iyi yakalamamız, kaliteyi iyi yakalamamız lazım. Bunu yapan firmalar yollarına devam edecekler. Biz yıllardan beri bu misyonla çalışıyoruz. Şu anda 90 ülkeye ihracatımız var. 10 ülke ürün yaptırıyoruz. Yani her sene ihracatta biliyorsunuz ödül alıyoruz bunun için, başarı ödülü. Devam edeceğiz. Onun için güzel bir fuar. Bu fuarı ben çok seviyorum aslında. Bu fuarda çok böyle küçük şey böyle gezmeye gelen boş hani böyle vitrinlere bakan falan çok insan gelmiyor. Bu fuara dünyadan genelde ciddi alıcılar, ciddi yani ürün toptancısı, perakendecisi insanlar geliyor. Güzel bir fuar yani ben bu fuardan memnunum. Gelecek fuarlarda da ben sektördeki dostlarımızın, sektör mensuplarının bu fuara katılmasını temenni ederim. Ben tabii fuarda bu yıl büyüdü. Hol sayısı da arttı iyice. Yurt dışından da pek çok alım heyeti davet edildi. Özellikle herhalde verimli, bereketli bir fuar bekliyor. Tabii ki şimdi İhracatçılar Birliği bu konuda ciddi efor sarf ediyor. Ben yani burada başkanı tebrik ediyorum, kutluyorum yani. Çok ciddi çabaları var dünyadan alıcı getirme adına. Bir de tabii ki biz bu geçmiş yıllarda pandemide kuyumculuk sektörü Anadolu'da yani 10 bin yıl diyorlar ama 20 bin, 30 bin yıldan beri yani ilk insandan beri Anadolu'da kuyumculuk var. Yani dünyanın bu işte çok kadim, çok köklü bir coğrafyası. Onun için bu pandemide filan tabii ki sektör yattı yani çok bir şey yapamadık. Şimdi tabii pandemiden sonra normalleşme sürecinde şimdi artık insanlar ciddi ciddi bu geçmişin de açığını kapatmak adına bütün bu sektör mensupları arkadaşlarımı ben böyle çok böyle özgüvenle çaba sarf ettiklerini görüyorum. Onun için tabii fuara da katılım buna göre fazlalaştı. Ben bunun getirisinin olacağına inanıyorum. Belki gelecek fuarlarda bu hallar da yetmeyecek, büyüyeceğiz diye düşünüyorum. Büyümemiz lazım diye de düşünüyorum açık söyleyeyim. Efendim şimdi 2023'e gelen ihracat rakamları da iyi ilk iki ay için.
Özellikle gümüşte ihracatta rakamlar nasıl? Onu da size soralım. Şimdi aynı derecede zaten bunlar orantılıdır. Yani bunlar biz de iyiyiz. İyi başladık, iyi gidiyoruz. Yani konjektürel bir sıkıntı olmazsa bizim yani kendi içim şeyimizde biz her şey organize olduk ülke olarak, sektör olarak, firma olarak özellikle. Biz zaten buna yıllar yılı yani bu işin içerisindeyiz. Yani bir sıkıntı yoktur. Bu sene çok güzel işler başaracağımızı inanıyorum. Yeter ki yani inşallah konjektürel bir sıkıntı olmaz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sizlere de başarılar diliyorum. Size de hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.